Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Haluk Özener uyardı. Herkes Marmara'da deprem beklerken Türkiye'nin başka bölgelerinde 7 büyüklüğünün üzerine bir deprem olabilir dedi. Özener tüm Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türkiye bir deprem bölgesi, deprem ülkesi diyelim. Biz buna çok alışmamız lazım. Yani hep biz Marmara'ya dikkat çekiyoruz ama Türkiye'nin aslında başka yerlerinde de potansiyel deprem olabilecek yerler var. Marmara bölgesinde deprem bekleniyor. Ancak Marmara'dan önce Türkiye'nin başka bölgelerinde 7'nin üzerinde deprem olabilir. Uyarılarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Marmara deprem beklerken Türkiye'nin başka bir yerinde 7'nin üstünde bir deprem olursa ona da şaşırmamamız lazım. Erzincan'ın doğusunda 7 su fayı var. Orada da uzun yıllardır deprem olmuyor. Ovacık fayı var. Orası da suskun. Özener, olası Marmara depreminde tsunami beklendiğini söyledi. Oluşacak dalgalar uzak doğudaki kadar yıkıcı olmayacak. Marmara'da da olası senaryolarımızda 2 metreye kadar, 2 metre 20 santime kadar tsunami dalgaları bekleniyor. Ama bu hiçbir zaman Marmara'daki tsunami sizin uzak doğudaki depremlerde, Endonezya depreminden sonra olan tsunamiler gibi olmayacaktır. Çünkü orada fayın özelliği zaten farklı. Deprem erken uyarı sistemi Türkiye'de Marmara bölgesinde var. Ancak uyarı zamanı kısa. Bunun nedeni ise fay hattının yerleşim yerlerine çok yakın olması. Aynı sistemi Japonya'da işletiyor. Orada belki 1,5 dakika süremiz var, 1 dakika süremiz var. Çünkü fay kırılacak yer belki 300 kilometre uzaktan geliyor. Biz ise 15-20 kilometre uzaktayız. Yani kıyımız yerleşim yeri 15-20 kilometre uzakta. Dolayısıyla yeteri kadar vatandaşın aksiyon alacak hareket yok. Yapılan tek şey bilgisayardan bilgisayara bir sistem. Dolayısıyla Marmara'yı durdurabiliyorsunuz, ilk taşın gazını kesebiliyorsunuz. Profesör Doktor Haluk Özener, Rasathanenin erken uyarı sistemini büyük sanayi kuruluşlarının kullanabileceğini söyledi.